Vesselam öyle buyuruyordu. Kurban için sünnete ebikum İbrahim diye ifade ediyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti uygulaması olan diyordu. Hazreti Peygamber kurbanı anlatırken onun adeti, onun geleneği, başlatmış olduğu bir ibadet. Onun hikayesi hakikaten hazindir. İbrahim ile büyük peygamber, Resulullah'ın babası, dedesi, atası olan İbrahim Aleyhisselam ile oğlu İsmail arasında geçen hadise kurbanın temel noktasıdır. Neydi bu hadise? Saffat suresinin 100 ve 113. ayetleri bu konuya ayrılmıştır. İbrahim peygamber çocuk sahibi değildi. Korkuyordu. Çocuğu olmayacak. Böyle vefat edecek, zürriyeti kesilecek. Daha sonraki nesillerde zürriyeti devam etmeyecek diye İbrahim peygamber korkuyordu. Çünkü davanın devam etmesi lazımdı. Zürriyeti götürecek güçlü bir delikanlı lazımdı. Onun için içinde, ya Rabbi bana bir nesil nasip et. Ya Rabbi bana bir çocuk nasip ediyordu. Rabbi hebli mines salihin. Ya Rabbi salihlerden bir çocuk bana nasip et. Takva sahibi, iman sahibi, davamı götürecek. Sadece çocuk değil ama, sadece evladım olsun değil, hayırlı bir evladım olsun, salih bir çocuğum olsun diye Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'tan arzu ediyordu. Yüce Allah ona müjde verecek. Sana bir çocuk nasip edeceğim. Bir gulamin halim. Yumuşak, temiz soylu, temiz yürekli, temiz dilli, temiz kalpli, ahlakı temiz ve nezih bir çocuk sana nasip edeceğim diyordu Allah. İbrahim Aleyhisselam çocuk nasip olmadan önce içinden gerekirse ben çocuğu Allah için kurban ederim diye düşünüyordu. Sonra Hacer validemizden Yüce Allah Hazreti İbrahim peygambere bir çocuk nasip edecek. Daha sonraki yılda ise Sare'den İshak'ı nasip edecek. Aslında Hacer'le evliliği isteyen de Sare validemizdi. Benden çocuk olmayacak. Bari sen şu kadını al, şu temiz şu kadını al, ondan çocuk sahibi ol diyecek ve çocuk sahibi olacaktır. Ama çocuk olunca Sare validemizin kıskançlık damarları kabaracak. Götür bu çocuğu ve annesini. İstemiyorum, uzaklara götür diyecek. İbrahim Aleyhisselam hanımı Hacer'i ve 2 yaşındaki oğlu İsmail'i alacak veya daha küçük yaştaki İsmail'i alacak. Bugün Mekke dediğimiz, şu anda hacıların bulunduğu o bölgede hiçbir şeyin olmadığı o kurak toprağa götürü bırakacak. Onları Allah'a havale edecek. Allah'a hediye edecek. Allah'a emanet edecek. Ve sonra dönecek. Zaman zaman İsmail Aleyhisselam'ı görebilmek için gelirdi. Burak'a binerdi. Şam'dan Mekke'ye o uzun kilometrelerce yolu kısa zaman içerisinde geçecek olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlunu ziyaret edecek. Karısı Hacer'i ziyaret edecek. Onları görecek. Onlarla sohbet edecek. Her şey böyle giderken sonra her şey birdenbire değişti. Bir gece bir rüya gördü. Rüyada Allah diyordu ki ona sözünü, yani gelen ses ona diyordu ki sözünü yerine getir. Ahdini, adağını yerine getir. Bu ne kadar çetin bir adaktı. Adaktan kastedilen evladını boğazla diyordu. İbrahim Aleyhisselam bir daha aynı rüyayı görecek. Sonra bir kez daha aynı rüyayı görecek. Peygamberlerin rüyaları ise vahyin bir türüdür. Peygamberlerin rüyaları onları bağlar. İbrahim Aleyhisselam çaresiz, yapacağı hiçbir şey yok. Mecburen kalkacak, Allah'ın emrine itaat etmek için
gönülden bir babanın yüreği yaralanır, müteessirdir. Mustariptir bir baba ama buna rağmen Allah'ın emrini yerine getirmek için bütün hazırlıkları yapacak. Sonra binecek hayvanına ve Mekke-i Mükerreme'de 7 yaşındaki oğlunun bulunduğu yere gelecek. İsmail Aleyhisselam o dönemde 7 yaşındadır. Felemma belaga ma'ahus sa'ye. Kur'an onu anlatırken öyle diyecektir. Hazreti İsmail ile İbrahim yürüyecek. Yani çocuk onunla beraber yürüyecek yaşa gelince, koşuşturacak yaşa gelince İbrahim Aleyhisselam ile beraber İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye geldi. 7 yaşında son derece güzel, yakışıklı, son derece çekici bir delikanlı Hazreti İsmail Aleyhisselam ki peygamberimizin de dedesidir. Onun için peygamberimiz ben boğazlanmaktan kurtulmuşun evladıyım diyecektir. Hem babası Abdullah'ı kastedecek hem de İsmail peygamberi kastedecek. Çünkü Resulullah'ın babası hakkında da benzer bir uygulama olacaktı. Benzer bir adak vardı. Ben iki defa kesilmekten, kurbandan kurtulmuşun oğluyum diye.